Almanya'da veya Avrupa'da kendi işini kurmak istiyorsan o zaman bu videoyu sonuna kadar dikkatlice izle. Yoksa boşa kürek sallarsın, boşa paranı harcarsın, boşa enerjini tüketirsin ve hayal kırıklığına uğrarsın. Şimdi bir kere Almanya sanayi ülkesi, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Sanayi ülkesi ne demek? Yürüyen bir sistemi var. Devamlı bir şey üretiyor. Peki sanayi ülkesi yürüyen bir sistem, bunların genellikle neye ihtiyacı var? Uzmana ihtiyacı var. Yani elemana ihtiyacı var. Yürüyen bir sisteme eleman sokması gerekiyor devamlı. Bu ne demek? Ustaya, kalfaya, çırağa ihtiyacı var. Elemana ihtiyacı var. İşçiye ihtiyacı var. Patrona ihtiyacı yok ki. Almanya'nın genellikle eğitim sistemi eleman yetiştirmeye tasarlanmış. Yani Angestellte, Meister, Arbeiter bunları yetiştirmek için tasarlandığı için sana nasıl patron olacağını anlatmıyor eğitim sistemi genellikle. Nasıl para kazanacağını anlatmıyor. Nasıl yöneteceğini anlatmıyor. Bunu genellikle Londra'daki üniversiteler anlatıyor. Genellikle patronlar orada yetiştiriliyor. Buradan oraya gidiyorlar veya özel üniversitelerde eğitimlerde patron nasıl olunur onu anlatıyorlar. Veya bizim gibi uzmanlardan özel seminerlerle nasıl para kazanılır bunları öğreniyor kişi. Ama eğitim sistemi Almanya'da eleman yetiştirmek için tasarlanmış. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Eğitim, emir dinlemek, nasıl itaat edilir, nasıl sisteme entegre olursun, sistemin içerisine nasıl girersin, normal ortalama bir insan olursun, buna göre tasarlanmış. Bunu kabul etmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Eğitim sistemi biraz daha açayım. Sen anaokuluna gidiyorsun 3 yaşında, 4 yaşında. O günden üniversite sonuna kadar, 25 yaşına kadar yani 3 yaşından 4 yaşına kadar sisteme nasıl entegre olursun? 3 yaşından 25 yaşına kadar nasıl emir dinlersin, nasıl itaat edersin, nasıl sisteme entegre olursun, sistemin adamı nasıl olursun, sanayiye nasıl eleman olursun bunu anlatıyor sistem. Yani Almanya eğitim sistemi genellikle bu şekilde tasarlanmış. Şimdi gelelim Almanya'da yaşayan bir insan olarak kendi işini kurmak istiyorsun. Hangi psikolojiye sahip olman gerekiyor? Adım adım anlatmak istiyorum. Birincisi, seni manipüle etmesinler, seni etkilemesinler. Yani sen kartal olduğuna inanıyorsan, kartalsan eğer, tavukların gelip de sana sen tavuksun diye seni inandırmasınlar. Yani odak noktana dikkat et. Kendini hipnoz ettirme başkaları tarafından, seni hipnoz etmesinler, seni negatif etkilemesinler, seni demoralize etmesinler, senin moralini bozmasınlar yani. Senin arzuladığın hedefe ulaşmanı engellemesinler, önüne takoz koymasınlar. Veya takoz koysalar da veya seni etkilemeye çalışsalar da onların dedikleri buradan girip buradan çıkmalı. Böyle bir psikolojiye sahip olman gerekiyor. Yani bu düşünce aslında yani senin etrafındaki eğitim sistemi olsun, o olsun, bu olsun, annen baban olsun veya devamlı etrafındakiler seni takozla engelleyecekler, önüne devamlı engeller çıkaracaklar. Aslında kötü bir şey yapmak istemiyorlar onlar. Senin iyiliğin için yapmak istiyorlar. Yani uçup kaçmanı istemiyorlar. Sistemin dışına çıkma. Çıkarsan yanlış bir yere gidersin, batarsın, zarar görürsün diye senin en yakınların zaten seni frenleyecek. Bu gerçeği kabul et. Bu bir gerçek. Senin iyiliğin için, seni korumak için yapıyorlar bunu. Ama ben de diyorum ki eğer sen kendi işini yapmak istiyorsan o zaman bunun gibi manipülasyonlardan kendini koruman gerekiyor. Yıllar önce 98 yılında internetten evlilik yüzüğü satmaya başladığımda benim bütün dostlarım, arkadaşlarım, en yakınlarım, akrabalarım, büyüklerim bana batarsın. İnternetten evlilik yüzüğü satılmaz, altın hele hiç satılmaz. Çünkü altın, mücevherat güven ister. Avrupa'daki en büyük kuyumcu toptancısı bile beni bu konuda uyarmıştı. Yapamazsın, satamazsın, mümkün değil demişti. Çünkü korumak istiyorlar. Batmamı istemiyorlardı. Fakat ben nasıl yapılacağını onlara o zaman göstermiştim. Ve başarmıştım. Yıllarca uzun süre üniversite okurken onu yapabildim. Yani burada aslında onların seni koruma ihtiyaçları olduğundan dolayı, korumak istedikleri için, senin iyiliğin için aslında onu yapıyorlar, seni frenliyorlar. Bunu bilmiş ol. Yani birinci konu sen kendini manipüle ettirme. Bu kadar. Peki ne yapman gerekiyor? Nasıl kendini manipülasyondan uzak tutacaksın? Bir, hedefin elle tutulabilir,
gözle görülebilir, net olması lazım. Klar olması lazım. Hedefini tam belirlemen gerekiyor. Uçuk kaçık bir hedef olmamalı. Ve hedefini devamlı gündemde tutacaksın. Devamlı tazeleyeceksin. Bu hedeflere ulaşmak için de adım adım ilerleyeceksin. Emin adımlarla ilerleyeceksin. Yani büyük değişimler değil de sağlam adımlarla gitmen gerekiyor hedefine doğru. Senin etrafındaki insanlar senin angaçtelte eleman olmanı istiyorlar. Sen de onlara karşı kendi fikirlerinde sabit olman lazım. Yani kendi kararlarının arkasında durabilmen lazım. Kendi mindumun, kendi düşüncelerine sadık olman gerekiyor. Ona sarılman gerekiyor. Hedeflerine sarılman gerekiyor. Şimdi ikinci sahip olman gereken psikolojide konfor alanından çıkabilme kabiliyetin olması gerekiyor. Yani bir konfor alanı var. Sicherheitsdenken, yani güvenli düşünce kalıpları. Bu senin konfor alanın. Konfor alanında durdukça, yani sistem o şekilde olduğu için Almanya'da senin riske fazla girmeni istemiyor. Bilhassa Almanların öyle bir psikolojisi var. Bu konfor alanında kalmanı istiyor. Ama sen konfor alanında kendi işini yapamazsın. Asla. Kendi işini yapmak istiyorsan hep konfor alanının dışına çıkman lazım. Riske girmen gerekiyor. Hani var ya, rızkın 10'da 9'u ticarettir. Ticaretin 10'da 9'u da cesarettir diye. Cesarete ihtiyacın var. Konfor alandan çıkmaya hazır olman gerekiyor. Böyle bir psikolojiye sahip olman gerekiyor. Üçüncü sahip olman gereken psikolojide %100 commitment. Yani sattığın ürünün, ürettiğin ürünün veya verdiğin hizmetin arkasında %100 durabilmen lazım. Buna commitment diyorlar. Yani verdiğin sözü yerine getirmen gerekiyor. Özünle sözün bir olmalı. Yani azıcık şüphe, azıcık güven eksikliği varsa eğer, iyi niyetin yoksa, öyle diyelim, kafanda iyi niyet yoksa, biraz böyle hızlı para kazanmak, hemen böyle yalanla dolanla yemin ederek insanları böyle kandırmak veya gerçekten sattığın ürünün karşıdaki insanlara faydası olmaması gibi, eğer bu varsa o zaman sen de 5 tane kurulan firmanın 4'ü batıyor sevgili arkadaşlar 4-5 sene içerisinde. Sen de o batan şirketlerin arasına girersin. Yani 5 tanesinden 4'ü gidiyor değerli arkadaşlar. Bir tanesi kalıyor. Sen de o şekilde hiç başlama. Batarsın. En önemli şey bu psikolojiye sahip olmak. Ürününün, hizmetinin arkasında durabilmek. Gerçekten senin sattığın ürün insanların ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyor. Onların problemini çözmesi gerekiyor. İyi bir hizmet sunman gerekiyor. İnsanlara gerçekten faydalı olman gerekiyor. Ve insanların hayatını kolaylaştırma amacıyla kendi işini kurman gerekiyor. Kendi ürününe güvenmen gerekiyor dedik. Şimdi gelelim ikinci konuya. Kendine güvenmen gerekiyor. Kendine de güveneceksin. Özgüvenini arttırman gerekiyor. Yani sen eğer korkuyorsan, cesaretin yoksa, müşteriler memnun olur mu olmaz mı gibi soruların varsa senin kafanda, başarılı olur muyum kaybeder miyim gibi düşüncelerin karşı tarafa yansır otomatikman. Yani müşteriler seni hemen fark eder ve şundan emin ol ki hiçbir müşteri kendine güvenmeyen korkaklardan ürün almaz, hizmet almaz. Bunu kafana koy. Senin ürünün, hizmetin iyi olsa bile kendine güvenmediğinden dolayı yansır bu müşteriye ve sen ürününü satamazsın. Ürününün iyi olsa bile. Dolayısıyla yine işini batırabilirsin. Sadece kendine güvenmediğinden dolayı. O yüzden cesaretini arttır. Bu ikinci maddede kendine güvenme konusuna baktığımızda, açtığımızda senin kafanda mindset, düşünce problemin varsa, yani senin blokajın varsa, seni sınırlayan düşünce kalıpların varsa, daha önceden kafana yüklenmiş çocukluktan bu zamana kadar senin kafanda engeller varsa, o zaman hep kendine takoz olursun. Yani hep ayağına kurşun sıkarsın. Kendini zabote edersin. Sürekli en fazla sana zarar veren kişi sen olursun. Kafandaki blokajlardan bir an önce kurtulmak için gayret göster. Şimdi hemen kısaca toparlayalım. 1. Almanya sanayi ülkesi. Eleman yetiştiriyor. Sistem, emir kulları, itaat edeni yetiştiriyor. Yani patron yetiştirmiyor. Bir kere bunu kabul et. Bu gerçeği kabul et. Sen böyle bir eğitim sisteminde ne yapman gerekiyor? Manipülasyonlardan, yani seni hipnoz etmeye çalışanlardan, etkilemeye çalışanlardan, sen elemansın, patron olmamalısın, kendi işini kurmamalısın, bak batarsın diye korkutanlara karşı mücadele etmen lazım. Yani manipülasyona girmemek için
mücadele göstereceksin. Nasıl olacak? Net göreceksin hedeflerini ve devamlı onu gündemde tutacaksın. Hedeflerini gündemde tutacaksın. O tarafa doğru gayret göstereceksin. Yani etrafından sen yapamazsın diyenleri fazla dinlemeyeceksin. Önüne odaklanacaksın. Onların aslında kendilerine göre kötü düşünceleri yok. Bunu da bilmiş ol. Konfor alanında tutmaya çalışıyor herkes kendini ve konfor alanından dışarıya senin de çıkmanı istemiyor. Başkalarının da dışarı çıkmasını istemiyor. Fakat bütün kazançlar, bütün güzellikler, bütün zenginlikler konfor alanının dışında. Yani cesarete ihtiyacın var. Az da olsa riske girmen gerekiyor. Yaptığın işin, verdiğin hizmetin arkasında %100 durman gerekiyor ve iyi niyetlere sahip olman gerekiyor. Kötü niyetin olmamalı. Niyet hayır, akıbet hayır hesabı. Sen insanların hayatını kolaylaştıracak ürünler, hizmetler sunman gerekiyor ve kendine, ürününe %100 güvenmen gerekiyor. Şimdi gelelim, senin özgüvenin yüksek olmalı. Yani özgüven nasıl yükseltilir? Verdiğin sözün arkasında durmakla oluyor bu. Cesarete ihtiyacın var. Kafandaki mindset, blokajlardan, yanlış düşüncelerden bir an önce kurtulman gerekiyor. Çünkü oradaki engeller orada olduğu müddetçe sen kendini zabote edersin, ayağına kurşun sıkarsın ve bir türlü ilerleyemezsin. Manevi bir ekleme de yapmak istiyorum. Eğer sen kazancının zekatını vermiyorsan o zaman da batmaya mahkumsun. Çünkü varlığının %2,5'unda zekat olarak vermen gerekiyor. Vermezsen not al, batacaksın demektir. Çünkü hayatta maneviyete de ihtiyaç var. Almanlar bilhassa bu konuda kendilerine göre zekatlarını, sadakalarını veriyor. O yüzden bu manevi eklemeyi de söylemek istiyorum. Bu anlattığım kurallara dikkat edersen sen de Almanya'da başarılı bir şekilde kendi işini kurup yapabilirsin. Bunları detaylı bir şekilde anlattığım bir seminer hazırladım. Adım adım bunları nasıl yapacağını seminerimde gösteriyorum. Bilhassa kafandaki kilitlerden nasıl kurtulup keşfedilmemiş potansiyeli açığa çıkarmayı öğreneceksin. Bu seminere katılmak için aşağıdaki linke tıkla. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve sevdiğin dostlarına, arkadaşlarına mutlaka bu videoyu gönder. Yorum kısmına da mutlaka bir nokta koy veya bir soru yazabilirsin. Aşağıdaki linke tıkla ve seminere katıl. Seminerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.